Merhabalar. S-400 Rus savunma füzeleri ya da savunma sistemi konusunu defalarca konuştuk, konuşmaya da devam edeceğiz ama konuşmalarımız daha çok siyasi açıdandı ya da stratejik değeri bakımındandı veya ekonomik sonuçları bakımından S-400 konusunu konuştuk. Şimdi bu boyutlarının dışında askeri özellikleriyle de ne olduğunu, neden gerektiğini ve bununla ilgili anlaşmayla ilgili bazı detayları bu işin uzmanıyla, bir bileniyle konuşacağız. Arda Mevlütoğlu var karşımızda. Arda Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Hakan Bey, iyi yayınlar. Sağ olun. Nasılsınız diye sormayacağım. Çok yoğunsunuz. Bu hava savunma sistemleri S-400 konusunda bilerek konuşan, yani askeri sanayinin ayrıntılarını bilerek konuşan az sayıda uzmandan birisiniz. Onun için herhalde bu sıralarda çok popülersiniz. Bu iyi bir kötü mü sizin açınızdan bilmiyorum. Ülke açısından savaş konusunu, silahlar konusunu bu kadar konuşmak iyi mi kötü mü bilmiyorum ama yine de birkaç konuyu sizin yardımınızla netleştirmeye çalışacağım. Her şeyden önce hava savunma sisteminin ne olduğunu herhalde öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü ne oldu da bu tartışma çıktı? Yani S-400'ler, Patriot'lar neden gerek oldu? Ne güzel yaşayıp gidiyorduk. Birdenbire bu şey çıktı. Tartışmalar çıktı. İsterseniz bunun neden gerekli görüldüğüyle başlayalım konuya. Şöyle bir giriş yapayım Hakan Bey. Hava savunma sistemi dediğimiz şey aslında çok geniş bir aileyi kapsıyor. Hava savunma füzesi aslında hava savunma sistemi dediğim o ailenin bir unsuru. Hava savunma sistemleri adı üstünde hava hedeflerine karşı geliştiriliyorlar. Hava hedefleri dediğimiz şey de işte adı üstünde yine havada uçan unsurlar ama nitelik olarak bunlar çok çok farklı şeyler. Yani bir yolcu uçağı da bir hava hedefi olabiliyor. Tabii ki olumsuz bir şey. Bir savaş uçağı da, bir helikopter de, bir insansız hava aracı da, bir balistik füze de. Bunların hepsinin uçuş şekilleri, performansları, karakteristikleri, boyutları, hızları, uçtukları irtifalar hepsi birbirinden çok farklı. Dolayısıyla bir ülkenin ordusunu, stratejik tesislerini, şehirlerini bu hedeflere karşı, bu tehditlere karşı koruyabilmesi için uygun tehditlere yönelik olarak hangi tehditler varsa onlara uygun silah sistemlerini kullanması, yerleştirmesi, bunları kullanarak bir savunma mimarisi ortaya koyması gerekiyor. Yani mucizevi bir her türlü tehdide tek bir silah sistemi gibi bir şey mümkün değil. Şimdi tabii biraz tarihsel, çok yüzeysel olarak geçeceğim tarihsel gelişimini ama İkinci Dünya Savaşı ile birlikte bir savaş alanında dönüşüm yaşandı. Savaş sadece cephelerde değil artık şehirlerde, topyekün tüm ülkelerde, coğrafyalarda cereyan eden bir olgu haline geldi. Ve biz bunun çok daha yoğun bir şekilde örneklerini yakın tarihte gördük, hala da görmeye devam ediyoruz. Yani hava hedeflerine karşı, hava tehditlerine karşı korunması gereken şeyler sadece askeri birlikler, mevziler değil, fabrikalar, barajlar, enerji santralleri, şehirler olmaya başladı. Bu geniş coğrafyaları hava tehditlerine karşı korumak için de füzeler, uçak savar topçuları kullanılıyor. Bunlar gerekiyor. Bunun en popüler örneği malum 91 Körfez Savaşı'nda o Irak uçak savar topçularının gece işte gökyüzünün her tarafına açtıkları yaylım ateşleri. Evet. O yeşil izli mermileri herhalde kolektif hafızamızda çok net bir şekilde hatırlıyoruz. Bu girizgahı yaptıktan sonra şunu söylemek gerekiyor. Farklı farklı tehditlere karşı yetkin bir savunma kurmak için farklı niteliklerde hava savunma silah sistemlerini, erken ihbar sistemlerini, çeşitli komuta kontrol sistemlerini ve bunların hepsini birbirine bağlayacak bir iletişim network'ünü, bir iletişim şebekesini kurmanız gerekiyor. Bu meselenin doğasından dolayı. Çünkü az önce bahsettiğim gibi bütün tehditlerin uçtukları irtifalar farklı, uçuş şekilleri farklı. Bunlara karşı bir şemsiye oluşturabilmek için sistemler sistemi olarak adlandırılan iç içe geçmiş şemsiyeler kurmanız gerekiyor. Evet. Buradan da S-400'e geçelim hemen. S-400 muadili sayılabilecek Patriot, Fransız-İtalyan yapımı SAMP-T gibi sistemler yüksek irtifa ve uzun menzilde, yani çok uzak mesafelerde ve çok yüksek irtifalarda
belli hava hedeflerini önlemek için geliştirilmiş sistemler. Bunlar aslında stratejik seviyede hava savunması gerçekleştiriyorlar. Stratejikten kasıt nedir? Çok önemli bir stratejik tesis. Az önce bahsettiğim altyapı tesisleri gibi. Çok önemli bir askeri geniş bir üs. Yani bu sistemler sadece bir karakolun hava savunması için değil, geniş bir coğrafyada çok sayıda farklı hedefi aynı anda bertaraf etmek üzere tasarlanmış sistemler. Türkiye'de çok fazla değinmeye belki gerek yok. İçinde bulunduğumuz coğrafya. Ben hep sunumlarımda, konferanslarımda verdiğim bir örnek vardır. Ben 1980 doğumluyum. Bir gün oturdum. 1980 yılından bu yana Türkiye'nin coğrafyasında gerçekleşmiş savaş ve çatışmaların bir listesini çıkardım. İki sayfa tuttu. İşte İran-Irak Savaşı'ndan başladı. Çeçenistan'a, Bosna'ya, iç güvenlik harekatına, Suriye'ye kadar. Çok çok evet. Farklı niteliklerde çatışmaların ortasında yaşıyoruz. Dolayısıyla bize yönelik hava tehditlerinin niteliği de çok geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Peki Arda Bey, şu anda bizim Türkiye'nin hava savunma adına bir şeylerimiz var mı? Yani Türkiye'de NATO üyesiyiz ve pek çok üssümüz var. İşte İncirlik var, Malatya, İzmir vesaire. Oralarda NATO üyeleri aracılığıyla en azından Patriot'lar ya da başka sistemler bir şey var mı hava savunma adına? Evet, şimdi bizim bu konudaki kabiliyetimizi iki kategoride incelemek mümkün. Bir, kendi milli imkanlarımız. İkincisi de NATO tarafından kullandığımız, NATO'dan faydalandığımız imkanlar. Milli imkanlarımız olarak, yani kendi hava sahamızı koruma anlamında, coğrafyamızı hava tehditlerine karşı koruma anlamında biz hava kuvvetlerinin savaş uçaklarına bu işi havale etmiş durumdayız. Kendi hava savunma füzelerimiz var ama bunlar daha ziyade alçak ve orta irtifada, daha kısa ve orta menzillerde önleme yapabilecek, daha ziyade askeri birliklerin kendi öz savunmalarını gerçekleştirebilecek nitelikte sistemler. Sayı olarak nitekim biraz daha azlar. İşte Stinger'lardan başlıyor, Amerika'dan ikinci el olarak alınan Hawk füzelerine kadar gidiyor. Onun dışında hava tehditlerine karşı, özellikle uçak nitelikli, insansız hava, uçak, helikopter gibi tehditlere karşı hava savunmamızın bel kemiğini F-16 savaş uçakları teşkil ediyor. Bunların kullandıkları havadan havaya füzeler var. Nitekim işte Rus Su-24 taktik bombardıman uçağı, Suriye Hava Kuvvetleri'nin bir uçağını, bir helikopterini de F-16'larımızı kullanarak düşürmüştük. Bir iki tane de insansız hava aracı düşürme olayı olmuştu. Hava savunma erken ihbar kabiliyetimiz için ise kendi bir milli komuta kontrol şebekemiz var. Komuta kontrol sistemlerimiz var. Alçak orta irtifada kullanılan erken ihbar radarlarımız var. Ve yine kendi imkanlarımızla 90'lı yıllarda tedarik ettiğimiz Fransız yapımı uzun menzilli TRS-22XX radarlarımız var. Bunlara ilaveten NATO'nun imkan ve kabiliyetlerinden de faydalanıyoruz. Nedir onlar? Malatya'daki Kürecik radar sistemi, balistik füze koruma kalkanının bir parçası olarak bir erken ihbar vazifesi görüyor. NATO üzerinden biz bunun topladığı bilgileri alabiliyoruz. Onun dışında Konya 3. Anajet Üssü'nde NATO'nun AVAX erken uyarı uçakları var. Bu arada az önce eklemeyi unuttum. Türkiye'nin de kendi hava kuvvetlerinde 4 adet modern havadan erken ihbar AVAX uçakları da var. NATO'nun AVAX uçakları için Konya 3. Anajet Üssü bir ileri üs konumunda. Buradaki NATO uçaklarının topladığı, o AVAX'ların topladığı bilgileri biz elde edebiliyoruz. Ayrıca NATO'nun tüm diğer bölgedeki işte savaş gemilerinin uzun menzilli radarları var. Amerikan Aegis destroyerleri gibi. Bunların topladıkları bilgileri biz NATO üzerinden elde ederek kendi milli komuta kontrol sistemimizle entegre bir şekilde kullanabiliyoruz. Böylelikle de hem Türkiye'nin sınırları hem de yakın coğrafyasında 7 gün 24 saat esasına dayalı bir hava resmi diyebileceğimiz bir şeyi oluşturup takip edebiliyoruz. Bu da bize oluşabilecek tehditlere karşı erken bir reaksiyon imkanı sağlıyor. Evet. Şimdi burada S-400 konusuna gelince kilit birkaç tane konu ortaya çıkıyor. En çok konuşulan şeylerden biri, biz bu tercihi yaparken nelerden yola çıktı biliyorsunuz. Çok uzun bir geçmiş var. Bir ara Çin füzelerini alıyorduk vesaire, çok uzun. Evet. Oraya girmeyelim şimdi belki ama tercihte ekonomik faktörü tabii ki sıralıyorlar. Patriotların daha pahalı olması vesaire. Bir de teknoloji paylaşımı konusu, yani şu ya da bu şekilde ortak üretim konusu. Şimdi Türk tarafının hep dile getirdiği bir şey bu S-400'leri biz Ruslarla bir şekilde ortak üretimini yapacağız konusu.
Rus basınını dikkatle incelemeye çalışan birisi olarak herhangi bir kaynakta Türk tarafını bizleri memnun edebilecek tek bir açıklamaya rastlamadım. Ortak üretim konusunda en fazla genel bir şey. Evet, bazı şeyler üretilebilir. Ne demek bu? Vidaları mı üreteceğiz birlikte? Yani bu iki faktör nasıl bizi etkiledi ki biz S-400'e yöneldik? Spekülasyon açık bir konu. Çünkü bu konuda her iki tarafta da resmi söylemlerde, resmi açıklamalarda çok tatmin edici, çok detaylı bir şey yok. En son Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teslimatın başlamasından kısa süre sonra yaptığı açıklamada bazı ayrıntılar var. İşte filo batarya sayılarına yönelik ya da işte iki tane filonun teslimatının belli bir takvimde devam edeceği, üçüncü filonun da ortak üretimde hizmete gireceği şeklinde. Ancak resmi açıklamalarda, altını çiziyorum, bugüne kadar ortak üretimin kapsamına yönelik herhangi bir şey paylaşılmadı, bilgi paylaşılmadı. Açıkçası ben de akademik bir ilgiyle bu konunun detayını merak ediyorum ya da öğrenmeyi isterim. Rusya bu sistemi, S-400 sistemini bugüne kadar Türkiye dışında sadece Çin'e sattı. İlk müşteri Çin oldu, ikincisi Türkiye. Hindistan'da da kısa süre önce bir sözleşme imzalandı. Belarus'ta konuşuluyor sistem... ama net değil galiba oraya gittiği. Evet, evet, evet. Zaten şu aralar Belarus'la ilişkileri biraz limoni gibi anladığım kadarıyla. Savunma işbirliği de orada biraz zarar görmüş gibi gözüküyor. S-400 satış olursa beni şaşırtır. Çin'e yapılan satış doğrudan hazır satış, yani paketiyle teslimat yapılıyor. Hatta teslimatları bitti ya da bitmek üzere olması lazım. Çin'le olan o satışın bir ortak üretim ya da teknoloji transferi hususu en azından açık kaynaklara yansıdığı ölçüde yok. Hindistan'da da benzer şekilde. Türkiye bu anlamda bir istisna olma ihtimaline sahip. Olursa ne olur? Sistemde kullanılan en kritik bileşenler olan radar, komuta kontrol yazılımı ve füzelerle ilgili herhangi bir üretim ortaklığı, teknoloji transferi olursa bu Rusya açısından çok büyük bir ilk olur. İlk demeyeyim, belki de iddialı bir söylem olacak ama Rusya açısından çok büyük bir yeni bir şey olur. Türkiye açısından da müthiş bir başarı olur bence. Ama onun dışında bu sistemi oluşturan diğer alt bileşenler, işte taşıyıcı araçlar, bazı mekanik, elektronik, hidrolik aksamlar, bunların Türk muadillerle değiştirilmesi veyahut sistemin komuta kontrol yazılımında bazı Türkiye'ye özgü özelleştirmeler, Türkleştirilmesi diyebileceğimiz bazı şeyler yapılması biraz daha olası. Ama yine de bu anlamda çok derinlikli bir işbirliği olur mu? İmkansız demiyorum. Nasıl olacağını görmeyi gerçekten isterim. Şimdi bu konu her iki tarafında, Rus tarafının da Batı blokunun da en başta ABD'nin de çok üzerinde durduğu bir konu. Rus tarafı kendi teknolojisinin henüz kendisine yaklaşmakla birlikte çok güvenilir görmediği Türkiye tarafından Batı'ya, ABD'ye aktarılma ihtimalinden çekiniyor. ABD'de F-35'ler vesaire kendi sisteminin anahtarlarının Moskova'ya iletilmesinden çekiniyor. Şimdi bu noktada tam olarak iki tarafında güvenmediği bir ülke olarak, ortada kalmış bir, her ne kadar Rusya'ya doğru adım atsa da bir ülke olarak, bu teknoloji meselesi biraz zor görünmüyor mu? Bir de şöyle bir şey duydum, yanlışsa beni düzeltin lütfen. Çin biliyorsunuz kol saatinden şeylere kadar, cep telefonlarına kadar her şeyi taklit ediyor. Daha ucuz, daha pratik bir şekilde gündeme piyasaya çıkarıyor. S-300'lerin taklidini yapmaya çalışmış. İçini, evet, açıp böyle bir deneme yapmışlar. Evet. %70 oranında başarmışlar. Ve buna benzer şeyler, denemeler, geçenlerde en son bir haber çıktı. Yunanistan'ın elindeki o kullanmadığı, evet, ünlü, evet, S-300'leri İsrail'e gösterdiği de dediğiyle Rusların cezai yaptırımlar tehdidiyle karşılaşması. Yani bu konuda tarafların aşırı bir hassasiyeti var. Bu hassasiyetler yolunda, bu şartlarda Türkiye nasıl ilerleyebilir? Çok kritik bir yerden yakaladınız Çin konusu. Mesela Çin'in Rusya'dan bu son yaptığı alımlar çok dikkat çekicidir Hakan Bey. Türkiye için de Rusya tarafından gündeme getirilen Su-35 savaş uçağı. Çin bu uçağın ilk müşterisi oldu ve koskoca Çin yaklaşık 2,5 milyar dolar karşılığında sadece 24 adet Su-35 savaş uçağı aldı. Şimdi 24 adet uçak Çin'in savunma ihtiyaçlarının ne kadarını karşılar? Burada bir şey var, bir merak uyandırıcı bir orantısızlık var. Benzer şekilde S-400 alımı da oldukça, Çin'in coğrafyası göz önüne alınacak olursa, küçük kapsamlı. Şimdi Çin
Ve Rusya balistik füze teknolojilerine, taarruzi füze teknolojilerine, seyir füzelerine dünyada en yoğun yatırım yapan ülkelerin başında geliyorlar. Bu ülkeler bu stratejik hava savunma sistemlerinin aslında uzun menzilli balistik füzelere, hipersonik dediğimiz çok yüksek süratlerde uçan seyir füzelerine karşı %100 ya da %90 çok etkili bir koruma şemsiyesi sağlamadığının aslında farkındalar. Çok yaygın bir okumaya, bir değerlendirmelere göre. Dolayısıyla bunlar aslında bu sistemlere olan yatırımları özellikle füze savunması konusunda bir şemsiye oluşturmak için değil, taarruzi taktik ve stratejileri denemek, onları test etmek, bir çeşit laboratuvara tabi tutmak için aslında alıyorlar, geliştiriyorlar. S-400 bu anlamda tabii ki şey değil, yani Rusya'nın kendi savunma mimarisinde çok özel bir yere sahip, ayrı bir yere sahip, ancak bir füze savunma kalkanı şeklinde kurgulanmış bir sistem değil. S-400 geniş böyle köpük, İngiliz literatürde bubble olarak tabir edilen geniş bir coğrafi alanda uçuşa yasak bölge kurmak ve oraya hiç kimseyi sokmamak, NATO uçağını sokmamak üzere geliştirilmiş ve konuşlandırılan bir sistem. Şimdi meselenin bu tarafı hakikaten ilginç bir tartışma konusu. Bu uluslararası literatürde de devam eden bir tartışma konusu. Sorunuzun ilk kısmı, yani Rusya penceresinden bu satış ise çok enteresan bir şekilde bu bütün S-400, F-35 meselesi boyunca çok fazla tartışılmadı. Yani hep meseleye işte S-400'ler, F-35'lerin sırlarını açığa çıkartabilir endişesi perspektifinden yaklaşıldı. Bütün tartışmalar o minvalde cereyan etti ama meselenin tabii ki bir de Rusya boyutu var. Ben bu sıralarda bu konuya biraz kafa yormaya çalışıyorum, araştırmaya çalışıyorum ve Rusya tarafından baktığımda Türkiye her ne kadar ilişkileri bozulmuş olsa da bir NATO üyesi, bir NATO müttefiki, NATO'nun tüm operasyonlarına en yoğun katkıda bulunan ülke, hatta Baltık'taki Baltops adlı bizzat Rusya'ya karşı düzenlenen tatbikata en yoğun katılım göstermiş, oraya gemi göndermiş bir ülke. Şimdi böyle bir ülkeye S-400 gibi stratejik bir sistemi teslim ediyor Rusya. Tabii şu da var, S-400 kendisi için ürettiği S-400 ile aynı kabiliyetlere sahip olmayacak. Bir ihraç versiyonu olarak şüphesiz herkesin yaptığı gibi, her silah üreticisinin yaptığı gibi belli bir oranda indirgenmiş ya da downgrade edilmiş bir versiyon olacak. Bu zaten eşyanın tabiatı gereği ama S-400'ün de kabiliyetlerinin, sırlarının NATO'ya karşı ekspoze olması ya da açığa çıkması gibi bir endişeye Rusya'nın da sahip olması çok doğaldır. Rusya'nın da buna karşı Türkiye'ye şüphesiz, yani Türkiye'ye karşı bazı tedbirleri almış olmasını beklerim. Nasıl olur bilemem ama bu konu gerçekten çift taraflı bir konu. Evet. Meselenin Rusya tarafından olan boyutu nedense yani uluslararası çevrelerde çok çok fazla gündeme gelmedi, getirilmedi. Bu hakikaten benim için benim merakımı cezbeden bir konu. Yani deniliyor ki yine okuduklarımdan Rus tarafı bu S-400'leri satarken bu teçhizatın, bu sistemin çok da fazla kurcalanmasını istemiyor. Biraz amiyane bir şekilde Bu anlatıyorum belki şüphesiz, ama şüphesiz. evet, Türkleri orada eğitime gönderiyor vesaire. Onlar bir şekilde kullanım şartlarını öğrenecekler ama neyi nereye kadar bunu bilmiyoruz. Türk tarafı açıp incelerse ya da bakımını yapma falan, ki bunlar Rusların yapması gereken şeyler. Herhangi bir hatalı şey yaparsa S-400'lerin bloke edilmesi gibi, kullanılamaması gibi şeylerden bahsediliyor. Şimdi burada da şu soru gündeme geliyor. Şimdi kime karşı kullanabiliriz bu S-400'ler konusunda? İhtimallerden en azından birisi teorik olarak işte Suriye, İran, Rusya'nın ittifak yaptığı şeyler. Rusya'ya karşı kullanılırsa Ruslar tarafından bloke edilebilecek bir sistem midir bu sonuç olarak? Kendilerine karşı kullanılmasını engellemek için bir hazırlık yaparak mı veriyorlar bize bu sistemi acaba? Bu tür şeyler sırf Rusya tarafından değil, herkes tarafından yapılır. Bu tarz stratejik silah sistemlerine ya bazı arka kapılar konur, ya bu arka kapılar ya da mekanizmalar konmasa bile en temelinde şöyle bir şey var. Üretici ülke bu sistemi kendisi geliştirdiği için sistemin nasıl çalıştığını, hangi koşullarda hangi zafiyetleri gösterdiğini zaten biliyor. Ve bunu uygun karşı tedbirlerini zaten kendisi geliştirmiştir, geliştirmektedir. Dolayısıyla S-400'ün işte çok kuvvetli radarları var. Bu radarlar hangi frekans aralığında çalışıyor, hangi koşullarda çalışamaz hale gelebilir, kafası karışabilir vesaire. Bunu zaten Rusya kendisi bildiği için
Buna yönelik olarak tedbirini kendisi almıştır şüphesiz. Bu yani Rusya değil de yerine başka bir ülkeyi koyun, onun da yapacağı bir şeydir. Bu silah ticaretinin ya da bu tarz stratejik sistemlerin ticaretinde doğal bir şey. Kime karşı kullanılacak sorusu çok daha netameli bir konu. Tabii ki Suriye'den çok ciddi bir tehdit algısı içerisindeyiz. Her ne kadar ilişkilerde kuvvetli bir gerilim olmasa da diğer pek çok komşumuza karşı işte İran vesaire gibi en azından bir caydırıcılık teşkil etmemiz gerekecektir. S-400 burada işe yarayabilir. Ancak galiba S-400 için esas test sahası diyelim, sınav Doğu Akdeniz olacaktır. Burada da İsrail'le ciddi bir ve Mısır'la çok ciddi bir gerilimimiz var. Bu ülkelere karşı belli bir caydırıcılık unsuru sağlayacaktır S-400. Sizi bulmuşken açıklıkla bilmediğim ama duyup da ilgilendiğim bir şeyi de sorayım. Şimdi bize S-400 veriyor Ruslar. Güzel bir S-400 kavramı var kafamızda. Flu bir kavram, gelişmiş vesaire. Patriotlardan daha iyi. Bu S-400'lerin de galiba farklı modifikasyonları var. Yani bize verilen nedir? 400 kilometre, 600 kilometre, başka özellikleri, yani içinde ne tür bir füze var? Bu konuda net bir bilgiye sahip miyiz? Yani S-400'ün iyisini mi alıyoruz biz, yoksa ne alıyoruz? Şöyle, şimdi S-400 bu S-300'ün bir sonraki modeli. Bu füze ailesi, bu sistem ailesi yapıları gereği, görevleri gereği farklı farklı füzeleri kullanabiliyorlar. S-400 3 ya da 4 farklı füze tipini aynı anda kullanabilen bir sistem. Bu farklı füzelerin varlığının sebebi de ilk başta bahsettiğim farklı hedef tiplerine karşı kullanılmaları. Ve bunların kullandıkları güdüm kontrol sistemleri de yine aynı şekilde farklı. Hep o kamuoyunda meşhur geçen bir 400 kilometre hikayesi var. O aslında 400 kilometrelik menzil S-400'ün kullandığı füzelerden yeni geliştirilmiş, üretimle yeni başlanmış olan bir tanesinin azami menzili. Ve o menzil Rusya için üretilen modelin azami menzili. O model yani o isminde 40N6. 40N6'nın ihraç versiyonu Türkiye'nin sözleşmesinde satışında var mı? Bunu bilmiyoruz. Buna ilişkin resmi bir açıklama yok. Varsa bu ihraç versiyonunun da menzili 400 kilometre mi? Buna dair de net doyurucu bir bilgi yok. Türkiye S-400'ün kullanabildiği füzelerden hangilerinden ya da hangisinden aldı? Buna da dair net bir bilgi maalesef yok. Spekülasyonlar var. Resmi görünümlü işte haberler, açıklamalar var ancak bu teyide muhtaç bir konu. Bu konuda da belli bir anlattığım kadarıyla bir gizlilik örtüsü şu anda kullanılıyor. Ve füzelerden uçaklara gelelim son bölümde. Şimdi en basit haliyle sorayım. S-400'lerle F-35'ler, Amerikan uçakları niye bir arada olamaz? Şimdi bu konuda Amerika'nın öne sürdüğü teknik gerekçe S-400'ün çok kuvvetli bir radara sahip olması ve bu kuvvetli radarın bir istihbarat toplama aracı gibi çalışarak F-35'in radar sinyalini diyelim ya da radar ayak izini, radar ekosunu profilini çıkartabileceği, F-35'in zayıf yanlarını tespit edebileceği şeklinde. Şimdi bu argümana karşı genelde olan bir savunma var, karşı argüman var. Suriye'de S-400 var, İsrail'de F-35'leri var. Bunlar yan yanalar. Niye öyle bir endişe olmuyor? Buradaki esas mesele şu. Orada S-400 bir tarafta, F-35 bir tarafta. F-35'in ve S-400'ün aynı ülkede, aynı yerde olması sizin bu F-35'lerde devamlı bu testleri, bu profillemeyi yapabilmeniz, S-400'ün zaman içerisinde bir kütüphane oluşturabilmesine cevaz veriyor. Artı, burada anladığım kadarıyla bu konuda da yine enteresan bir şekilde çok net bir detaylandırma Amerikan tarafından hiçbir zaman yapılmadı. Esasen buradaki şey S-400'ün gelmesi, konuşlanması, bunların bakımı, eğitimi vesaireden dolayı Türkiye'nin Rusya'ya ekspoze olması. Yani Türkiye'nin o güvenlik kleransı diyelim ya da güvenlik gizlilik perdesinin Rusya tarafından aralanmış olması. Bu maruz kalma, bu açık durumu Amerika tarafından öyle nitelendiriliyor. Doğrudan hemen F-35'in tüm sırlarının açığa çıkması gibi bir sonuca doğurmayabilir ancak orada bir zincir kırılıyor. Ve bu şey olduktan sonra artık Amerika diyor ki sen Rusya ile böyle bir bağ kurdun.
F-35'i alabilen ülkelerin olduğu dar gruba artık dahil olamazsın benim gözümde diyor. Bunun teknik gerekçelendirmesini, teknik argümantasyonunu enteresan bir şekilde yine Amerika kamuoyunda çok detaylı, tatmin edici bir şekilde yapmadı. Dolayısıyla buradan da aslında şu spekülasyona varmak mümkün. Belki de S-400 bu anlamda bir bahane. Faydalı, Amerika için faydalı bir bahane, kuvvetli bir gerekçe. Ama S-400 almıyor olsaydık bile belki bugün çok başka bir kriz konusunu ve o krizden dolayı F-35'in teslim edilmiyor oluşunu konuşuyor olabilirdik. Evet, şimdi S-400'ler gerekçe gösterilerek ya da S-400 ikisi de söyleniyor. F-35 programından Türkiye çıkarıldı. Bunun sonuçları üzerine çok konuştuk, konuşacağız. İlk aşamada 9 milyar dolar zarar, daha sonra başka şeyler vesaire. Ama aynı konu bir başka şeyi daha gündeme getiriyor. Rus tarafı gayet hareketli, gayet moralli. Bu tartışmalardan en çok kararlı çıkan gibi, hem siyasi stratejik olarak hem bir güzel reklamını yaptı S-400'ü. NATO ülkelerini böldü vesaire. Bir hamle yaptılar. Ya boş verin, bu F-35'e de pek takmayın. Biz size silah verelim. Bizde güzel şeyler var, uçaklar var. Su-35 var ve Su-57 var. Türkiye'nin bu uçaklardan herhangi birini ya da ikisinden de alma şeyi var mı, ihtimali var mı sizce? Bu neye yol açar? Bir de fazla teknik konu olabilir ama bunların farkı ne? Birisi bildiğim kadarıyla 4. öteki 5. kuşak. Bu konuyu aydınlatırsanız sevinirim. Öncelikle çok kısa bir yanıt vereyim. Ben başta ekonomik olmak üzere çeşitli faktörlerden dolayı Türkiye'nin kısa vadede herhangi bir kaynaktan herhangi bir yeni uçak alımını olası görmüyorum. Mevcut filo zaten şu anda yoğun bir operasyonel yük altında, ancak hem personel, uçucu ve bakım personeli durumu, hem de özellikle ekonomik durumdan dolayı yeni farklı bir tip uçağa yatırımın kısa vadede olası olduğunu düşünmüyorum. Ama elimizdeki F-16'lar 1-2 yıl içinde eskiyor. Yok, o bahsettiğiniz durum diğerleri, F-4 Phantom'lar için geçerli. F-16'ların 80'li yıllarda hizmete giren bir kısmı 2030'lardan itibaren ömürlerini doldurmaya başlayacaklar. Ancak geri kalan filo 2030'ların sonları 40'larına kadar tabii ki modernizasyonlarla, güncellemelerle görev yapabilecek durumda. Yeni bir uçak tipine yapılan yatırım hangi kaynaktan olursa olsun, o uçak için gerekli olan altyapı, lojistik sistem, yedek parça, eğitim, hem uçucu personelin hem bakım personelin eğitimi ve bunların kullanımlarına ilişkin operasyonel doktrinlerin, stratejilerin, taktiklerin oluşturulması, uyarlanması gibi çok karmaşık süreçleri gerektiriyor. Yani Türkiye mesela bugün yeni ilave F-16 alımına karar verse, o uçaklar geldiği gibi bizim savunma mimarimizin, savunma sistemimizin bir parçası olarak operasyona hemen başlayabilirler. Çünkü her şeyimiz ona hazır. Ancak Türkiye bugün Su-57 olsun, Fransa'dan Rafale olsun yeni tip bir uçak alımına karar verdiği anda bu sürecin planlanması, yönetilmesi çok uzun bir süre alacaktır ve çok yüksek maliyet olacaktır. Ve bu kolay bir karar olmayacaktır. Uzun vadeli bir yatırım olacaktır. Öte yandan tabii ki burada şöyle bir karmaşık bir denklem var. Rusya'dan yeni bir uçak alımı demek aslında Rusya ile çok daha derin, S-400'ünkinden çok daha derin bir stratejik ittifak içine girilmesi anlamına gelir ki bunun da tabii politik stratejik yan etkileri ve doğrudan etkileri çok daha karmaşık olacaktır. Bu tarafı katıp sadece teknik taraftan değerlendirelim. Su-57 Rusya'nın yeni geliştirdiği bir savaş uçağı. Hala geliştirmekte olduğu bir savaş uçağı. Ön seri üretim modelleri hizmete girmeye başlamak üzere. Ancak bazı sorunları var projenin. Uçağın motoru henüz hazır değil. Bu uçak için yeni geliştirilmekte olan motorun 2020'lerin ikinci yarısında hizmete hazır olacağı değerlendiriliyor, açıklanmıştı. Şu anda mevcut bir motorla gidiyor ve bu motor uçağın tüm performans ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak. Çok yenilikçi teknolojiler içeren yüksek performanslı bir savaş uçağı, ancak şu anda hazır değil. Su-35 ise Rusya'nın Sovyetler Birliği'nin 1980'lerde geliştirdiği Su-27 isimli çok gelişmiş, yani çok yüksek performanslı bir savaş uçağının en yeni nesil türevi, modernize edilmiş bir türevi. Az önce dediğim gibi ilk müşterisi Çin oldu. 24 adet uçak için 2,5 milyar dolar ödediler. Endonezya ise 11 adet için sipariş verdi ya da vermek üzere. Bu da çok modern, kabiliyetli bir uçak.
Ancak Türkiye'nin ihtiyacı böyle bir uçak için kaç adet olur? Yani F-35'in doğrudan yerine işte 3 filo, 4 filo mu alınması gerekir? Çin için 2,5 milyar dedik. Türkiye için o maliyet en azından maddi olarak ne kadar olur? Onu öngöremiyorum. Bir de şu da var, son olarak onu vurgulayayım. F-16, F-15, işte Rafale, Tayfun gibi Batı ittifakından herhangi bir uçak alınması durumunda bunlar bizim mevcut şu anda ürettiğimiz ve kullandığımız silah sistemlerini doğrudan kullanabilecek platformlar. Rusya'dan bir silah ya uçak alınması durumunda Rusya'dan bunlar için silah alınması gerekecek. Ya da mevcuttan ona uyarlanması gerekecek ki bunlar da ekstra belki maliyeti katlayarak artırabilecek faktörler. Bu yüzden böyle bir senaryoyu ben kısa vadede olası görmüyorum. Peki Arda Bey, çok teşekkürler. Gerçekten Ben teşekkür ederim. enteresan bir söyleşi oldu. Telaffuz ettiğimiz şeylerin anlamını biraz daha derinlemesine ve tabii ki kuşkusuz o sektörde olduğumuz için, konuşma oradan gittiği için askeri anlamda bir parça anlamamıza yardımcı oldunuz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. İyi Arda yayınlar. Mevlütoğlu'ydu konuğumuz. Askeri savunma sistemi uzmanı. Yeni konular ve yeni konuklarla tekrar bir arada olacağız. Hoşça kalın.